Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Kimsin sen? Pelin'le ne alakan var senin? Ha? Seyran bak. Ben... Ya konuşsanıza, ne işler çeviriyorsunuz siz? Seyran sessiz ol, lütfen bağırma. Ne sessizdi be? Konuşsanıza ne işler çeviriyorsunuz ha? Konuşsanıza ya, nereden tanıyorsunuz siz Pelin'i? Seyran bak, babam şu an çok kızgın. Sen onu tanımıyorsun. Öldürür beni lütfen. Çağır çağır. Çağır babanı da çağır buraya. O da öğrensin ne işler çevirdiğinizi. Seyran lütfen. Şu an değil bak, şu an değil. Babam gelirse öldürür bizi. Umurumda değil. Konuşacaksın. Yoksa daha çok bağırırım. Tamam tamam. Hadi. Pelin. Benim kuzenim. Kuzenim mi? O burada mı? Yetti lan, yetti. Çıkmayacaksın buradan. Seyran babam geliyor. Lütfen Seyran babam geliyor. Bak lütfen öldürür bizi. Pelin burada. Değil burada, değil. Burada. Değil, nerede Londra? O? Ha? Burada değil diyorum Seyran. Yemin ederim burada değil. Londra'da. Yalan söylüyorsunuz. Nerede o? Yemin ha? ederim yalan söylüyor. Burada değil mi? Nerede? Bıraksanıza beni ya. Hayır, valla burada değil. Yemin ederim Seyran. O burada değil. Londra'da o. Yemin ederim. Ya, yemin ediyorum. Bak babam öğrenirse öldürür beni. Lütfen bak. Babam öğrenmek üzere, gelmek üzere. Yalvarırım sana lütfen. Burada değil. Pelin burada değil. Londra'da. Yalvarırım bir an lütfen. Huzurlu bir günüm kalmadı ya. Yalvarırım Seyran, bak babam geliyor lütfen. Lütfen o burada değil diyorum, yalvarırım sana. Sen babamı tanımıyorsun lütfen. Thank you.
Şimdi vereceğin karar çok mühim. Bundan sonra Ferit olarak değil, Korhan olarak kararını vereceksin. Sadece kendini değil, doğacak çocuğunu düşüneceksin. Ne Seyran'dan ne de çocuğundan vazgeçmek istiyorsun. Şimdi Seyran'a çıkıp her şeyi anlatmanın vaktidir Ferit. Görelim bakalım. Bunu kabul mü edecek yoksa seni terk mi edecek? Seyran. Ali abi neredesin? Tamam. Sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun benimle? Esas oyunu siz oynuyormuşsunuz ya. Tüm Korhanlara karşı hem de. Ayak uyduruyorum diyelim. Bu kadar onursuz musun sen? Kaya'nın seni sevmediğini bile bile evlenecek misin onunla? Evet, evleneceğim. Evet. Derdin ne senin? Hı? Kim bilir? Zavallı olmaktan sıkılmışımdır belki. Ben de güçlüler gibi olup hak edene hak ettiği cezayı vermek istiyorumdur belki. Bu oynamaya kalkıştığın oyun seni aşar. Madem öyle benden neden korkuyorsunuz? Gücünüz yetiyorsa nikahı engelleyin. Sevgili kayınvalidem, izin verirseniz bir üstümü değiştireceğim. Sonra malum nikah dairesine geç kalmayalım. Şükür be oğlum bakabildin şu telefonuna. Neredesin? Birkaç işim vardı anne, ne oldu? Aslında söz vermiştim ama bunu bilmen gerek. Seyran bana fotoğraflardan bahsetti. Fotoğraflar mı? Evet. Senin hani şu kızla olan. Seyran o kızla buluşup konuşmuş. Az önce de evlenecek. O fotoğraftaki kızın evine gitmek için. Evine mi gitti? Ya ne diyeyim ben sana be oğlum? Annem. Tamam, tamam anne, tamam. Benden duyduğunu sakın söyleme. Tamam, tamam, tamam. Ya bir bırakmadı şu kızın peşini ya, bir bırakmadı ya. Ulan zaten başımızda bin tane dert var, bir de bununla uğraşıyoruz ya.
Ya abi sen bu kızın yeri nasıl bulamadın abi? Ya oğlum bir fotoğrafla bulunmuyor işte, Allah Allah. Bulunmuyor diyor ya. E bulan buluyor abi. Hem de hiç bulunmaması gereken kişi buluyor. Bu iş nasıl oluyor ya? Ya kim bilir neler anlatacak kıza ya. Allah'ım delireceğim ya. Of. Tamam, nereye gidiyoruz söyle. Bilmiyorum abi, bilmiyorum nereye gidiyoruz ya, bilmiyorum. Abi, Seyran arıyor. Seyran, arıyorum. Niye açmıyorsun? Ne oldu oğlum, ne diyor? Konum atacağım. Attığım konuma gel, konuşuruz dedi. Abi. Abi. Lan oğlum abi bak. Abi kesin bu işte bir şeyler var abi. Oturmayacak mısın? Okula gitmeyecek miydin sen bugün? Gitmedim. Niye? Gitmem gereken başka bir yer vardı çünkü. Nere? Pelin'in dayısının evi. Ne? Niye? Pelin'in dayısının evi olduğunu bildiğine göre niye gittiğimi de tahmin ediyorsundur herhalde, değil mi? Seyran ben... Biliyordun değil mi? Haberim vardı. Seyran ben sonradan öğrendim. Sonradan öğrenmen bana söylemeni gerektirmiyor değil mi Ferit? Dürüst olmanı gerektirmiyor. Bana gelip bunu açık açık anlatmanı gerektirmiyor değil mi Ferit? Seyran bak ne desin. Ama Ferit Bey ne yapar? Yalan söyler. Arkadan iş çevirir. Değil mi? Bak,
Nasıl? Ben artık haklı olmak istemiyorum Ferit. Duydun mu? Ben artık haklı olmak istemiyorum ya. Çok özür dilerim. Nasıl yaparsın? Beni nasıl aptal yerine koyarsın sen? Bana gelip nasıl söylemezsin bunu? Zehran. Zehran bak ben seni çok seviyorum. Gerçekten beni bir dinle ne olur. Neyini dinleyeceğim ben seni Ferit? Hı? Neyini dinleyeceğim ben senin? Ben günlerdir seni dinliyorum zaten. Ben günlerdir senin yalanlarını dinliyorum be. Ben senin artık neyini dinleyeceğim? Zehran. Ya kolay mı sanıyorsun ha? Bunu sana anlatmam kolay mı sanıyorsun Seyran? Ya ben kaç gündür ne yaşıyorum sen biliyor musun? Ha? Bunun benim için ne kadar zor olduğunu görmüyor musun Seyran? Zor mu? Evet. Zor. Bak ben sana bugün her şeyi anlatacaktım Seyran. Yani her şeyi anlatmaya karar verdim gerçekten. Yalan söylemeyi kes artık Ferit. Yalan söylemiyorum. Seyran sana yemin ederim yalan söylemiyorum. Ne olur beni anla. Anlamaya çalış. Ben seni anlayamam. Anlayamıyorum. Nasıl anlayayım? Niye yapıyorlar bunu bize Ferit? Hı? Niye hala bizimle uğraşıyorlar ya? Niye? Niye uğraşıyorlar bizimle hala anlamıyorum. Ama yok ben biliyorum. Bana yalan söylüyor. Ne yalanı? Ne yalanı olacak? Pelin'in bir şey bilmediği yalanı. Her şeyden habersiz olduğu yalanı. Her şeyi biliyor Pelin. Her şeyi. Bu işte bir parmağı var. Sen de biliyorsun ama. O yüzden gelip bana anlatmadın değil mi? Neyse. Hadi anlatın bakalım. Ne oluyor? Ben Pelin'le başından beri yaşadıklarınızı biliyorum. Hep o zamandan beri içimde bir şeyler vardı sana karşı. Yani hep sana bir ders vermek istedim de diyebiliriz. O gece de Ferit'i barda öyle karşımda görünce böyle minik bir oyun yapmak istedik aslında. Biliyorum çok saçmaydı. Ama her şey o anda gelişti. Başka? Yani başka ne anlattılar sana? Başka ne anlatmaları gerekiyordu bana Ferit? Ne bileyim yani bir bana söylemediğin ya saçma sapan bir şey söylediler mi sana? Olay zaten baştan aşağı saçma sapan ki. Yok ben kuzenim üzüldüğüm için yaptım da yok Londra'da olduğu için dayanamadım da o yüzden arkadaşımla böyle bir şey planladım. Yalan dolan ya. Pelin biliyor. Eminim Ferit. Pelin biliyor. Bu işte de bir parmağı var. Yoksa durduk yere biz bunları niye yaşayalım ya? Niye? Aynen öyle. Biliyor. Çok iyi biliyor hem de.
konuştun değil mi onunla? Hayır. Hayır Seyran, konuşmadım tabii ki. Benden önce öğrendin. Hesap sormak için aradın. Bu yüzden bana söylemedin değil mi? Hayır. Hayır Seyran. Öyle bir şey olmadı. Tamam mı? Yemin ederim sana bilmiyordum. Tamam mı? Nereye? Fırına. Bunların hesabını tek tek sormaya gidiyorum Seyran. Sana bu yaşattıklarını, bize yaşattıklarını hesabını tek tek verecekler bana. Tamam mı? Hayır Ferit, tamam. Ne anlatacaksın ya? Seyran bak, bak bu... Bize bu oyunu oynayamaz. Anladın mı? Bizi ayırmaya çalışamazlar Seyran. Tamam mı? Bir de benden duysunlar. Bir de benden dinlesinler bak. Ferit. Ferit dur. Gitme hiçbir yere. Tamam, bitsin artık şu saçma sapan durum. Bitecek. Bitecek Seyran, bitecek. Ben bunu bitireceğim. Kökünden halledeceğim bu işi, tamam mı? Sen rahat ol. Neyi halledeceksin Ferit? Gel. Ne konuşacaksın daha? Ferit durur musun artık? Bitsin diyorum. Pelin'i mi arayacaksın? Hayır Seyran, aramayacağım ama uygun yolla onun anlamasını sağlayacağım, tamam mı? Sen eve geç, ben geleceğim. Tamam mı Seyran? Hah kardeşim. Gel, sen eve git, ben geleceğim. Ben de geliyorum. Ya Seyran bak, ne olur. Seni ben daha fazla bu rezilliklerle uğraştırmak istemiyorum, lütfen. Bak ben halledeceğim bunu. Bizi kimsenin ayırmasına gücü yetmeyecek Seyran. Hiç kimsenin. Tamam mı? Ve ben sana bunu kanıtlayacağım. Okey. Gel. Ha bir de bana şu dayının adresini yollar mısın? Ferit lütfen diyorum ya. Seyran lütfen. Yolla, yoksa ben kendim bulacağım bir şekilde. Hadi gel bin, arabada yolla bana. Ne olur. Bana güven. Yalı boyu caddesi karşı. Ne oldu? Anlatacağım, anlatacağım. O adrese gitmeyeceğiz biz. Başka yere gideceğiz. Söylesene oğlum, ne oldu? Pelin'e gidiyoruz abi. Tamam da oğlum, çıldırtma adamı. Ne oluyor bir anlat. Ne olsun abi, ne olsun? Bu Pelin yine Pelinliğini yapmış abi. O fotoğraflar, o kız... Hepsi Pelin'in oyunuymuş abi. Hepsini biliyormuş ya. Ya bu nasıl iş ya? Ne ne? Bebek olayını ne yaptın? Söyledin mi Seyran'a? Allah Allah. Söylemedim abi. Söylemedim. Pelin hayatımızdan ebediyen çıkacağı için... Bundan sonra söylememe de gerek kalmayacak. Ay lan. Bu kızın da telefonu yoktu ya. Lan of of. Tamam oğlum bir sakin ya. Lan lan ben sana ulaşmasını bilirim. Lan sen dur Pelin. Sen dur. Dur sen. Durmadan arıyor. Ya ne bekliyordun ya? Ne bekliyordun? Arayacak tabii ki. Delirmiştir o şimdi. Delirsin. Zorda kalsın. Daha iyi değil mi? Ya kızım sen niye anlamak istemiyorsun ya? Benden bilecek, bana kızacak. Sen niye kafana göre böyle şeyler yapıyorsun ki? Orada ben Seyran'la karşılaşabilirdim ya. Görebilirdi beni. Görmedi ama. Ama kuzenimsin ya sonuçta. Gidip şimdi Allah bilir Ferit'e neler söyledi. Ya benimle hiçbir alakası yoktu. Pırıl tek başına halletmiş her şeyi dersin. İşin içinden sıyrılırsın, ne olur biter işte. Hı. İnanacak mı bana? Ya dinlemez bile beni Ferit. Ya hiç değilse bari ne bileyim gidip mesaj atsaydın, uyarsaydın, bir şey yapsaydın.
Bak sen en başından Pırıl bunların hiçbirini yapmayacaktın bana söylemeden, tamam mı? Her şeyi mahvettin. Bravo. Biraz bekleyelim bence. Ya zaten bu telaşla gider Seyran'a her şeyi anlatır bu. Sen şu kuzenine bir güvenir misin? Bak halledeceğim diyorum ben her şeyi. Hala halledeceğim diyor ya. Ya kızım sen şaka mısın ya? Ya göreceksin, halledeceğim diyorum, söz. Ya hemen telefonu açarsın ya da birazdan kapıyı açarsın. Eve geliyorum. Ne oldu Pırıl Hanım ha? Ne oldu? Korktun mu? Ferit bak sakın. Ne sakın lan? Ne sakın? Kes sesini. Pelin'e ver telefonu çabuk. Yok veremem Pelin'i. Odasında şu an. Söyle o zaman. Geliyoruz biz. Alt sokaktaki parka gelsin. Hadi. Ne? Ya delirdin mi sen? Babam kızı odasından salmıyor. Hayatta izin vermez. Lan başlatma babana. Kızım siz hasta mısınız lan? Hasta mısınız siz? Beni delirtmeyin. Ne dediğinizi biliyorum. Böyle kaçarak yanınızda kalmayacak bu. Duydun mu beni? Ya Ferit vallahi yalan söylemiyorum. Ya sen gördün babamı. Şakası var mıydı sence? Lan benim şakam var mı sence? Ha? Benim şakam var mı lan? Bekleyin siz, bekleyin. Siz bekleyin, eve geliyorum şimdi. Bekleyin. Arkadaş delireceğim ya. Nuh diye peygamberden iyi. Sıranı bekle kardeşim ya. Biz burada boş mu konuştuk? Ona bakma, benimle ilgilen. Şimdi sen ne diyorsun yani? En kısa verebileceğin tarihi 3 hafta mı diyorsun yani? Anladık beyefendi. Ben de anladım, 3 hafta mı diyeyim ya? Prosedür böyle. Bak prosedür diyor. Bir şey söyleyeceğim memur bey. Bizim bir yurt dışına çıkmamız lazım. Pasaport için böyle bir aciliyetimiz var da yok mudur bir formülü? Hah. Yıldırım nikahı. En erken öyle olur. Yıldırım? Ha? Yıldırım nikahı. Yıldırım nikahı. Yıldırım buldu şimdi, şey mi bir şey? Kâğı ya, tamam. Bak bir yolu varmış demek ha, göreyim mi? Baştan söylesenize. Baştan sen söyleyeceksin, ben söylemeyeceğim, manyağı ya. Sen neresin kardeş? İstanbul'du. İstanbul? Ya bırak, otur. Ne İstanbul'u, kaç yaşında adamsın? Atan efendim Seyran. Abla. Efendim ne oldu? Bir şey konuşacaktım da seninle, o yüzden. Tamam, konuş. Dinliyorum, ne oldu? Müsait değilsin galiba. Evet. Nikah dairesine geldik de gün almaya. Ama dinliyorum seni, ne oldu? Gün mü? Anladım. Seyrancığım, anlatmayacaksan kapatıyorum telefonu. Abla. Ne oldu? Söyle. Sen çok mutlu ol. Tamam mı? Bunu o kadar çok hak ediyorsun ki. Seyran, senin sesin iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Yok, iyiyim ben. Tamam, konuşuruz sonra. Seni çok seviyorum. Şimdi bu yıldırım nikahı olunca ne oluyor? Yani daha mı çok para verik? Prosedür neyse o. Prosedür. Belli bir listesi var bunun. Prosedür. O listeye göre hareket ediyoruz. Liste tamam, para problem değil zaten. Ver kalemi ver. Suna! Ver kalemi ver. Suna gel hele, gel. Gel kızım gel. Şuraya imzanı çak. Buraya çak. O zaman yarın akşam mı bak ya? Olur, fark etmez. Çak kızım şuraya imzanı. Hayır, nasıl uygunsa sizin için. Kurban olduğum imzasının güzelliğine bak. Tamam, biz yarın yapacağız ya. Aferin. Tamam, hallettik.
Bize iyi gelecek tek şey sensindir belki de çocuğum. Ben geldim, kafedeyim. Üst kattayım. Tamam, bekliyorum. Bir isteğiniz var mı efendim? Bir misafirim gelecek, o gelsin, söyleriz. Ondan sonra çıkarsın. Ne dersiniz? Olur, teşekkür ederim. Evin eksiklerini listeledin mi? Listeledim. Ferit, bak beni bir dinle. Lan ben senin neyini dinleyeceğim? Pelin nerede? Niye getirmedin onu? Odasında kız. Çıkartma babam hiçbir yere odasından. Lan başlatma babana. Ya Ferit bak beni bir dinle. Lütfen şimdi bir git. Herkes kızım, bir sakinleşsin sonra bak, gel. Lan neyini dinleyeceğim senin? Pelin'i götür beni çabuk. Çabuk! Ferit, sen nasıl girdin buraya? Senin hesabını sonra soracağım. Böyle yanında kalmayacak. Anladın mı? Çık dışarı. Çık. Ah. Ah Pelin ah. Ya belki Pelin dedim ki... Pelo dedim, bu sefer düzelmiştir. Ama yok, yok. Ya ben sana nasıl inandım ya? Salak kafam benim, ben sana nasıl inandım ya? Ben bir şey yapmadım. Bak hala yalan söylüyorsun bana ya. Lan gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Siz iki gerizekalı arkamdan mı oyunu çevirdiniz değil mi? O kendi başına cesaret edemez çünkü buna. Ha? Ya benim haberim yoktu. Sonradan öğrendim. Niye inanmıyorsun bana? Niye inanmıyorum? Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ya kafayı yiyeceğim. Lan sen benim karşıma çıktın. Hamileyim dedin bana. Ve nedense, ne hikmetse bir anda senin bu gerizekalı kuzenin bana böyle oyunlar çeviriyor. Neye inanmamı bekliyorsun Pelin? Ha? Sen de bana benim bundan haberim yok diyorsun yani öyle mi? Evet. Bak Pelin! Beni delirtme! Bağırma! Lan kes! Ben senin yanına gelmedim mi? Geldim sana fotoğrafı gösterdim. Bu ne dedim sana? Ne dedim? Açıkla bunu dedim. Sen bana ne dedin Pelin? Ne dedin bana? Dedin ki ya Ferit
Benim böyle şeylerle işim olmaz. Ben salak mıyım böyle şeyler? Demedin mi bana bunları? Sen orada öyle bir anda sorunca ben ne diyeceğimi bilemedim. Ama haberim yoktu, yemin ederim sonradan öğrendim. Lan hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya bana. Ya Pelin niye yapıyorsun bunu? Ha? Tek derdim benim Seyran'dan ayrılmam değil mi? Seyran'dan ayrılman mı? Öyle olsa gelir gelmez çıkardım ben karşısına. Çıktın mı? Çıktın mı Ferit? Sustum. Sen zorda kalma diye sustum. Ya bırak bu işleri lan senin. Ya çıktın karşıma. Sana tek kelime bir şey dedim mi ya Pelin? Lan ne olursa olsun senin yanındayım demedim mi ben sana Pelin? Demedim mi? Ya niye yapıyorsun bana bunu Pelin? Ya neden yalan söylüyorsun bana? Kızım. Ya Allah'ım aptallık bende ya. Aptallık bende. Karnındaki çocuk da benim değil, değil mi Pelin? Ha? Ne diyorsun sen be? Evet. Bir kere bile sormadım sana Pelin. Bir kere bile. Şüphelenmedim senden. Ama şu an şüpheliyim biliyor musun Bela? Şu an çok şüpheliyim. Belki de o çocuk benim değil. Ya ne diyorsun be? Ne diyorsun sen bana? Ya benim gözüm senden başkasını mı gördü be? Karşıma çıktın bir anda ben evleniyorum dedin. Öylesine bir şey merak etme de demin örf adet saçmalıkları dedin. Sustum hiçbir şey demedim. Seyran'la beni aynı odaya koydun evlendiğin gün yine hiçbir şey demedim. Ya ben senin yüzünden nelere maruz kaldım Ferit? Kızla aynı yatağa girdin sesimi çıkarmadım. Ya bir kişi ya. Bir Allah'ın kulu da gelip bana nasılsın demedi biliyor musun? Ben bunlara neden katlandım? Seni çok sevdiğim için. Senin her şeyine katlandım. Seyran'ı kıskandı diyebilirsin. Hatta bizi ayırmak istiyor da diyebilirsin. Ama bu çocuk benim değil diyemezsin Ferit. Kedi bile sakinleşemedi. Böyle bir şey olamaz ya. Git şunlara bak da gel. Neyine bakacağım? Odalarındalar işte. Bana bak. Benim canımı sıkmayın. Daha yeni sakinleşmeye başladım. Ya ne oldu bu evde? Her söylediğim sorgulanmaya başladı ya. Git bak diyorum. Dayım seni evlendireceğim diyor. Ben yine de buna rağmen Seyran'a gitmiyorum. Sırf sen konuş, sen hallet diye. Sen üzülme, sana bir zarar gelmesin diye. Karnımdaki senin oğlum Ferit. Senin çocuğun. Bizim. Tek başıma yapmadım ben bu çocuğu. Ben bu çocukla bu halde yine de susuyorum. Tamam, tamam Pelin. Ferit. Karnımdaki çocuğun üzerine yemin ederim. Benim haberim yoktu. Yemin ederim. Ne oldu? Baban kontrol et dedi. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Aşağı iniyorum. Şşş tamam. Dur. Nereye? Dedim ya Pelin'e de bakacağım. Ben az önce baktım odasına girdim ya. Yok uyumaya çalışıyor. Boş ver elleme şimdi. Bir de ben bakayım. Babanla yüz göz olmayalım sonra. Ne yapacağız? Tamam, bir şey yok. Kapı niye kilitli? Ne bileyim ben. Rahatsız edilmek istemiyor işte kız. Bırak diyorum, elleme.
Şeyh Muz. Şeyh Muz. Ne oluyor ya? Ne oluyor Pırıl? Sinem ne oluyor? Kapıyı kilitlemiş. Ne oldu? Bu kapı kilitli. Bu kız kendine bir şey yapmış olmasın. Çekil bakayım. Pelin! Pelin bu kapıyı yakamadı. Niye kilitli? Kapıları kilitli. Pelin! Ses ver. Şu kapıyı aç. Pelin aç kapıyı. Bu kapı niye kilitli? He? Pelin! Pelin şu kapıyı aç. Bu kapı niye kilitli? Uyuyordum da ya, o yüzden kapalıydı. Yine ne işler çeviriyorsunuz ya, ha? Gel, gel buraya. Gel buraya, gel, gel. Kapat kapıyı. Bana sadece tek bir şey söyleyeceksin. Neden gözlerin yaşlı, neden ağlıyorsun? Ha? Neden mi gözüm yaşlı? Dayı beni şoförünle evlendirmek istiyorsun çünkü. Allah Allah. Sebep bu yani, ha? Bunu yapmadan önce düşünecektim bunları Pelin Hanım. Ölürüm de evlenmem ben o adamla. Evlenmezsin ha? Evlenmezsin ha? Nasıl evlenmeyeceksin sen ya? Evleneceksin. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Adam olsaydı da gereğini yapsaydı. Ama adam değilmiş. Benim Ali ondan 1000 kat daha adam. Dua et, seni en iyi adamımla evlendiriyorum. Dua et. Ya dayı, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ben evlenmem Ali'yle falan. Kes lan sesini. Madem bu eve girdiniz, ben ne diyorsam bundan sonra onu yapacaksınız. Ağlamayı da bırak artık. Allah Allah. Bu kapı bir daha kilitlenmeyecek. Anladınız mı? Pelin de dışarı çıkmayacak. Bir günde sorunsuz bir gün geçirelim. Bu nasıl ev arkadaş ya? Ferit. Bak Pelin, seni bu herifle bir dakika bile aynı evde tutmam, tamam mı? Sinirden tesbihi unuttum ya. Pelin bak, ben buraya nasıl girdiysem aynen öyle çıkar gideriz. Tamam mı? Sen korkma. Okey? Hadi yürü. Bunu anlamıştım. Senin benim evimde ne işin var lan, ha? Bu eve nasıl girdin sen? Pelin'i götürüyorum. Nereye götüreceksin? Karının yanına mı götüreceksin? Ne yapacaksın? O seni hiç ilgilendirmez. Yürü Pelin, hadi. Nereye gittin sanıyorsun oğlum? Bak, cezanı ikiye katladın. Haberin olsun. Lan kessene bir cezamı. Kes hadi. Lan Pelin. Ferit. Sen kimsin lan? Seni gebertirsin lan. Ferit! Ferit! Sen kimsin? Ferit! Bana bak! Ne yapıyorsun acaba Ferit şu an ya? Asuman? Seyrancığım. İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Yok iyiyim ya. İyiyim iyiyim, merak etme. Emin misin? Her şey yolunda mı? Evet evet, yolunda. Sen nasılsın? Sen de çok iyi görünmüyorsun. Kızlar. Ya o kadar aradım seni. Niye açmadın? Ha? Hava biraz soğuk, ben içeri geçiyorum. Ha? Ne oldu? Öğrenebilir miyim bir şey? Var mı bir haber? Konuştum. Bir gün onu öğrendim. Bize bu oyunu yapan kişi Pelin'in kuzeniymiş. Ne? Güya kuzenini üzüldüğü için yapmış.
Ya tamam ya. Halisa. Torunun yeğenimi kaçırmaya kalktı. Evimi bastı. Hatta yeğenimin odasına kadar girdi. Benim evime girdi. Ben size ne dedim? He? Ben sana ne dedim? Bak, aga mısın nesin? Bu sana son ihtarım. Beni iyi dinleyin. Bir dahakine o torununu acımam yakarım. Bana bak. Sen kim oluyorsun da benim torunum hakkında böyle konuşabiliyorsun? Ben size göstereceğim kim olduğumu. Benim evimi basmak ne demek öğreneceksiniz. Benim evimden kız kaçırmaya çalışmak ne demek öğreteceğim size. Öğreteceğim. Bundan sonra benim ne işiniz bitti. Pelin'i de evlendiriyorum. Bu saatten sonra her şey bitti. Ferit neredesin ya? Çok merak ediyorum seni. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Bir şey yok Seyran. Gelince konuşuruz. İyi misin peki? İyi miyim? Az kaldı zaten. Gelince konuşuruz. Ne konuşacaksın acaba? Seyran ben Pelin'i kaçırmaya gittim. Dayısı da bana bir kamyon dayak attı mı diyeceğim. Ne diyeceğim? Abi bak zaten kafam kazan gibi. Delirtme bir de sen böyle saçma sapan konuşma ben. Okey. Senin Duran şu haline bak. Deden seni bekliyor. Arka kapıdan gir, kimse görmesin. İlla ki görecekler. Tamam, görecekler ama önce seni bir toparlayalım, ondan sonra görsünler. Hadi gel. Hadi. Hadi bakalım, toparlayalım. Gel. Seyran. Annem. Müsait miydin kızım? Müsaitim annem. Ha, şey hazır babanla ablan yokken ben biraz konuşalım istedim. Ne oldu anne? Gel otur şöyle yanıma. Seyran. Hı. Bak ben bileyim. Sen Sunan'ın evlenmesine kızayın. Senin içine sinmeyi. Ama ablan isteye be kızım. Evet anne. Biliyorum. Bak siz yalnız kardeş değilsiniz.
Siz birbirinizin dert ortağısınız. Kader ortağısınız. Tek dayanağısınız. Sizin başınızda öyle güçlü, dağ gibi bir ananız yoktu. Ben sizi babanıza karşı koruyup kollayamadım. Siz hep birbirinize sarıldınız. Annem. Deme böyle ne olur. Deme. Bu hayatta koruyan olmamış ki seni de annem. Sen sanki gününü gün mü ettin? Ha? Babam bize yaşattıklarının 10 katını sana da yaşattı. Benim tek tesellim senin benim yaşadıklarımı yaşamamış olman. Seyra, hani kocan sana ilk el kaldırdığında evi terk ettiydin. Ben de sana yapma etme kızım dediydim ya. Keşke o ilk tokadı yediğimde ben de gidebileydim. Benim her şeye rağmen gidebileceğim bir evim vardı ama anne. Ama o evi ev yapan ne babam ne halam. Sen benim canım annemsin. Canımsın sen benim bir tanem. Senin kalbin, yüreğin benim bu dünyadaki evim. Canım benim. Allah sana da inşallah yavrularına yuva olmayı nasip etsin. İnşallah anne. Ben bugün bazı kararlar aldım. Ne olursa olsun ablamın yanında olacağım. Yani bu durumu ne kadar onaylamasam da için korksam da ben her zaman ablamın yanında olacağım. Merak etme. Çünkü o da ne yaparsa, ne derse desin zor günlerimde benim yanımda olur biliyorum. Olur tabii. Olur elbet kızım, olmaz mı? Ne? Ne oldu? De bakayım. Ben bugün bir karar daha aldım anne. Ben de artık bir aile kurmak istiyorum. Seni kucağına torun vermek istiyorum. Hesabı değil. Ne diyorsun sen Seyran? Ama şey, okulun ne olucu? Ya okula daha doğru düzgün gidemedim bile anne. Yani şimdi birini bir tarafa bıraksam öbürü içimde kalıyor. Yani birinden birini seçmek o kadar zor ki. Hem hamilelik çocuk okulumu engel değil ki anne. Ya yani o kadar çok kadın var ki ikisini aynı anda yürütebilen. Ben de yaparım. Ben de ikisini aynı anda yapabilirim. Niye yapamayayım ki? Yaparsın kızım. Yaparsın tabii. Sen var ya, kafana koydun mu her şeyi yaparsın. Canım benim ya. Nasıl mutlu ettin beni bilemezsin ha. Gör bak kızım. Ferit oğlumla sen çok iyi anne baba olacaksınız. Biliyorum. Biliyorum anne. O kadar çok haksızlık ettim ki. Bu çocuk benim için canından oluyordu ya. Ölüyordu neredeyse benim için. Ama ben hep içimde onun dürüstlüğünü, aşkını sorguladım. Ama yapmayacağım anne. Yapmayacağım. Kocama güveneceğim. Ne olursa olsun ben kocama güveneceğim. Artık olmamış şeyler için, kötü ihtimaller için kimseyi üzmeyeceğim. Daha sakin, daha dingin olmayı deneyeceğim. Kurban olurum. Esen kurban olurum. Gel.
Ağam Ferit geldi. Madem kızı kaçıracaksın, o zaman soyadına yakışır şekilde yap. Dayak yiyip 3 kuruşluk adama bizi madara etme. Küçüklüğünden beri ben ne dedim sana? Eğer dayak yiyip eve gelirsen bir de benden tokat yersin demedim mi? Dedin dede. Tek başıma bu kadar oluyormuş ama ne yapayım? Aklını kullanıp tek başına gitmeseydin sen de. O zaman derdim ki torunum benim sözümü dinlemedi ama hiç olmazsa dediğini yaptı. Ya şimdi ne oldu? Torunum bir halt edemedi, beni rezil etti. Böyle mi geçeceksin benim koltuğuma? Hı? Böyle mi veliaht olacaksın? Herkes korkacak. Herkes çekinecek. Desturla yaklaşacaklar yanına. Ama nerede? Şu hale bak. Kim korksun senden be? Dede. Kes sesini. Bir de dede diyor hala utanmadan. O adam aradı. Beni evlendirecekmiş. Yalan söylüyor dede. Yapamaz öyle bir şey. Yapar ya da yapamaz. Bize ne? Sen nasıl çözümlemeyi düşünüyordun bu işi? Kızı kaçırarak mı? Biz seninle ne konuştuk çocuk? Seyran'ı anlatacağım demedin mi? Halledeceğim demedin mi? Neyi hallettin peki sen şimdi? Hı? Fakat Seyran'ı çağır bana. Dede. Seyran'ı çağır dedim. Dede yapma ne olur. Kes sesini. Madem benim yerime geçmeye hazır değilsin, ben seni hazır etmesini bilirim. Fakat hala burada mısın? Sana Seyran'ı getir dedim. Çabuk! Gel. Ne var, ne oldu? Ağam seni çağırıyor. Beni mi? Evet. Niye? Niyesini görürsün. Ferit de yanında. Hadi beklet. Sahip çık, üstüne bir şey dökme. Korarlar! Müjdemi isterim ya! Düğünümüz var yarın, yarın! Ne? Nasıl yarın? Delirdiniz mi? Nasıl yarın olur ya? Yıldırım hikaye ya. Yıldırım gibi olup bitici ya. Ne duruyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ne yediğiniz böyle. Düğünümüz var diyeyim ya. Bak biz kayayla da aldık ne aldıysak. He? Damatlığını aldık. Ben bir aile görüşeyim geleyim. Haydi, haydi kızım. İyi bak ona, sen de kalsın. Gel.
Söyle Ferit, iyi misin sen? Ne oldu? Kim yaptı bunu? Ha? İyiyim, iyiyim. Ferit, o ne demek ya? Kızım, seninle konuşmamız lazım. Evet, efendim, buyurun. Dinliyorum, nedir? Şimdi kızım, bunları konuşmalıyız. Bunları konuşmalıyız ki çözümü birlikte bulalım. Aa! Kazım Ağa, şurada özel bir şey konuşuyoruz. Bu ne haddini bilmezlik? Ferit, bu ne hal oğlum? Ne oluyor? Sana ne Kazım Ağa, burada ben konuşuyorum. Ne demek bahane ya? Ha, ağa. O benim damadım ya, damadım. Oğlum kim yaptı sana bunu lan? Ha? Kim yaptı oğlum? Kim yaptı? Söyle, hemen onun gideyim, ümmünü sıkayım lan. Önemli bir şey yok. Ferit, nasıl önemli bir şey yok oğlum? Sen hiç aynaya baktın mı, haline baktın mı? Aa! Ya sen koskoca Halis Koran'sın ya. Torunun halini görmeyeyim mi oğlum? Söyle lan. Söyle, söyle. Sana bunu kim yaptıysa defterine düreyim onu. Söyle lan. Önemli bir şey yok dedim. Tamam. Ferit. Ne oluyor? Siz ne konuşuyorsunuz burada? Ne oluyor ya Seyran? Aa? Vakti gelince öğrenirsin. Şimdi çık dışarı. Aa, orada dur ucuna. Madem ben de bu çatı altında yaşayayım. Ah, damadım bu halde. Kızım burada ve bu haldeyken her şeyi bileceğim. Her şey beni ilgilendirir. Ya ben size iki tane kız verdim ya. Onca emek, onca zaman, hepsi size gitti ya. Ha, elbet. Şimdi diyeceğin daha öteki kızın gelinim olmadı diyeceğin ama o da inşallah yarın olucu. Yarın mı? Yarın, he. Yarın. Yıldırım nikahı yaptık ya. Şimşek. Bak bak bak, ne yazıyor burada? Kaya, Suna. Bunlar da resimleri. Görüyorsunuz. Bir de Kazım Bey, nasıl olacak o iş? Ne nasıl olacak İfakat Hanım? Ha? Benim kızım yarın telli duvaklı gelin olacak ya. İyi de gelin olsun olmasın diyen yok da. Yani bir günde nasıl düğün olacak onu soruyorum. Aa, ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Haris dede. Aa. De. Halis dede, iyi misiniz? İyiyim, dışarı çıkın, çıkın, çıkın. De. Çıkın. Ha çıkın, hadi çıkın dışarı. Dede. Dede iyisin değil mi? Dışarı. Ferit hadi çıkın. Ay. İyisin dede. Dede. İyiyim, iyiyim. İyiyim Ferit. Fakat bir tek sen kal. Ne Ferit? Doktor neyi mi çağırsak ya? Ha, düğün öncesi. Adam belli bir yaşta ölür mü? Allah korusun ya. Ya ne ölmesin? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam, tamam. Sakin ol. İyi olacak. Tamam, merak etme lütfen. İyi olacak, tamam. Siz içeride ne anlatıyordu size? Bir şey anlatıyordu size. Siz ne konuştunuz? Sizin yüzünüzde adam ne hale geldi ya? Ya sana ne? Sana ne be adam? Sana ne? Bir sus artık ya. Bir sus. Hey, hey, haber edin durumunu. Bir anlık bir şeye gideceğim. Sakin ol. Ben gidiyorum. Ferit, o halde girme. Dede. Dedem. İyi misin? İyi Ferit, iyi. Dinlensin biraz. Dede bana bak. Bak. Gerçekten iyisin değil mi dede? Hah, endişelendirme beni. Yeah.
şöyle. İyiyim, 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 tamam. Ferit, neren iyi ya? Oturur musun şöyle? Uf, geç şu yaralarına bir bakayım ben. Uf, bir doktora falan mı gitsek ya? Yok Seyran, iyiyim diyorum ya. Tamam. Dur, yavaş, yavaş otur. Ay, dur, geliyorum hemen. Seyran, iyiyim. Ya. Bir doktora falan mı gitsek ya? Seyran, dur, dur, bak bana bak, bana bak güzelim, güzelim. Seyran, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bir önce bir yüzümü yıkayayım, tamam mı? Ne oldu, anlatmayacak mısın bana? Hesap sormaya gittin ve karşına kızın babası çıktı, değil mi? Böyle bir gelinlik var mesela. Şuna bakabilirsin. Hayret bir şey. Oh. Kazım. Ne bu hal? Ne oldu? Ne bileyim ya, ne olucu ben anlamadım ki yani. Ben gittim ağaya. Gözden haberi vereyim dedim. Sevinçten midir nedir? Kalbi bir tık etti ya. Sevindi yani, öyle mi? He, sevindiğinden herhalde ama fena oldu, kötü oldu. Baba ne diyorsun ya? Ne ya oldu? Ne oldu? Anlatsanıza şunu Kazım Bey. Kazım ne oldu bir söyle. Ya ne diyeyim işte, adam kötü oldu, kalbi bir tıkladı ya. Nasıl şimdi? Yani ben çıkarken yaşlıydı. Ay Kazım Bey, şu söylediğinize bir bakar mısınız? Pes, vallahi size pes. Ya ağzından yel alsın Kazım. Vallahi ağzından yel alsın ya, ne bileyim yani, adam bir fena oldu arkadaş. Allah'ım sen yardım et, şu düğün öncesi lütfen. Ölmesin ya, ölmesin ha. Bu nesin ya? Allah'ım, Allah'ım, ya Rabbim, sen büyüksün ya Rabbim. Alma şu adamın canını, alma Azrail. Sakın, sakın en azından torununu görsün ya. Ne bileyim, düğünü görsün en azından adamcağız ya. La yavrum, Carlos! Carlos, bir acı kayfe! Halis Bey nasıl? İyi, çok şükür atlattı. Bir görelim o zaman. Yok, dinlensin biraz. İyi dedim ya, hem böyle hep beraber üşüşmeyin başına. E yanında olmak gerekmez mi? Kimseyi istemedi. Beni bile. Ay beni bile diyor ya. Geçmiş olsun vakit. Siz nereye? Ben bir gözümle göreyim. Kimseyi istemedi dedim ya. Sen bir durdur bakalım, durdurabilirsin. Uyalatan bir tımarhane ya. Oo! Nasıl oldu, iyi mi ya? Sağ mı? Toparlanmış. Aman 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 ya, o da o günü buldu ha. Korktum kız, ölücüyü zannettim ya. Belli mi olur kaç yaşında adam ha? Oy, benim güzel kızım. Ya İsmail'im, göreyim mi şu güzelliği? Ha? Bak, bu yalıya, Korhanlara gelin olucuğu bu güzel kızım benim. Benim emeklerimi boşa çıkarmadı yavrum benim. Güzelim. He ya, çok şükür. Ağam. Heh. O zaman ben de sana güzel bir haber vereyim. Ne dedin kız? He. Güzel haber. He. Baba. He. Bundan güzel haber ver, yemin edeyim. Dile benden, ne dilersen kız. Ben bugün Seyran'la konuştum. Seyran? He. Ne diyeyim? Seyran çocuk yapmaya karar vermiş. Ne diyeyim sen ya? He. Allah Allah. Evet. Esam mı? Allah Allah. Allah Allah. O durup duracak şimdi. Allah'ım sonunda, sonunda Allah doğru yolu gösterdi ya. Sizi seveyim. Oh, çok güzel haber. Çok güzel haber, çok güzel haber. Tamam. Haydi bakalım. Bak. İşte benim kızlarım, şanlıların kızı, Kazım Ağa'nın kızı. Aferin. Aferin, aferin gülüm benim. İşte bu ya. Benim senden istediğim budur ha, başka bir şey değil ya. Bu kadar basit ya.
Neyse hadi. Kendimize gelek. İşimiz gücümüz var. Güzel. Seyran nerede? Onu da bir görem. Aferin benim güzel kızım ya. Vallahi biraz dinleneyim diyeyim ama. Habere bak, habere yaz. Tansiyon da iyi maşallah. Aynı çatı altında hastalanmadan hastalıkla düşer oldum aklına. Buraya nasıl geldiğimiz, nasıl karşılandığımız ortada. Sonrasında ne bulduğumuz da ortada. Yapma Hatice. Benim sinirimin, öfkemin seninle ilgisi yok. O hadsiz hudutsuz yeğenin sebep. Senin yerin her zaman benim başımın üstündedir. Ben yerimi de, yurdumu da, kızını her gördüğümde gayet iyi belledim. Sen koskoca Halis Korhan olmuşsun. Geride bir beni değil, daha kimleri kimleri bırakmışsın. Ne için? Uyalı için mi? İtibarın için mi? Bak bana. Kaldı mı bir itibarım? Dünyaya kafa tutan, olmazı olduran adamdan ne kalmış ki geriye? Her savaştan galip çıkan ben, yıllara yenilir oldum. Hayatı bir armağan. Zamanı nimetten saymazsan yenilirsin elbet. Ama şükret. Bak, bütün çocuklarınla, torunlarınla hepiniz aynı çatı altında yaşayınız. Ne güzel söyledin. Çok doğru söyledin. İyi ki torunlarım var, iyi ki Ferit'im var. Bak o başka. O bir tane. Bugün onunla açık açık konuştum. Ona dedim ki, ileride benim yerime sen geçeceksin dedim. İlk defa. Gözlerinin içi hem güldü hem de bir korktu ki. Çok doğru söylemişsin. Deli oğlan. Hırçın bir dalga gibi köpürüp köpürüp sönüyor. Taşlara, uçurumlara vuruyor kendini. Fırtınası dindiğinde öyle sakin, öyle huzurlu bir deniz olucu ki hem bu yalıya hem içindekilere huzuru getirici. İnşallah. Tek umudum, tek duam o. Hatırlar mısın? Hatice, bir gün bana demiştin ki, sende olmayan yürek torununda varmış demiştin. Düşünme artık bunları. Geçmişin acısı bazen dilime vuruyor. Kendi seçtiğim kaderim kendime yük oluyor. Haklıydın ama. Bu yükün müsebbibi benim. Hatice, izin verir misin? Omuzlarımızdaki yüklerimizi bölüşelim. Ne dersin? Hatice. Beni yine eski Halis olarak sevebilir misin? Ha? Karşındaki bu huysuz ihtiyarın gönlünde hiç mi yeri kalmadı yoksa? O ne biçim laf Halis? Ben niye buradan çekip gitmedim?
ne diye onca lafı işitip sustum oturdum. O zaman henüz... henüz seninle sevmeyi unutmamışken birbirimizi açık açık sevelim ha, ne dersin? Örfse örf, adetse adet. Hatice, utanmadan, sıkılmadan yaşayamadıklarımızı yaşayalım seninle. Ha, ne dersin? İkiden bir olmayı, birden biz olmayı deneyelim. Olur mu? Üstünü değiştireceğim Seyran. Ferit dur. Hı. Yıkamakla geçmez ki bu yaralar. Gel. Gel bir krem bir şey süreyim gel. İyiyim Seyran ya. Keşke doktora gitseydik Ferit ya. Ya ne doktor? Kısana. Yavaş. Of, gerek, gerek yok tamam. Nasıl gerek yok Ferit, şu haline bak. Çok acıyorum. Aa, iyi benzetmişler yalnız seni. Sen bir de onları görecektin Seyran. Tabii tabii eminim. Çok kötü olmuş ya. Dur. Konuştun mu dedemle? Niye çağırdı beni zaten? Ne anlatacaktı, ne soracaktı bana? Yo, öyle yani olanları... senden gizlememek için, sen de öğren her şeyi diye. Deden, benden gizlememek için beni çağırdı. Hı hı. Hiç sanmıyorum Ferit. Bence ben kendi başıma iş yaptım diye bana kızacaktı. Ama sen anlattın değil mi her şeyi? Yani Pelin'in de bunda bir parmağı olabilir diye söyledin mi? Yani ne Pelin'i Seyran, adam zaten yani beni seni yani bizi o halde görünce öyle oldu bir anda. Doğru, haklısın. Ay şuna bak ya. Kız gece gece yine tadımızı kaçırdı. Ama ben artık bunu bize yapmayacağım Ferit. Ben bugün çok düşündüm. Ve bazı kararlar aldım. Dün ablam bana bir şey söyledi. O benim içime çok oturdu Ferit. O kadar çok gömülmüşüm ki kendi içime. Beni, bizi, evliliğimizi unutmuşum ben resmen Ferit. Sen bugün oraya da gidince ben de kendi kendime ne yapıyorum ben ya dedim. Ee? Bir çocuğumuz olsun istiyorum. Ne? Çocuk mu? Hı hı. Çocuk. Sen de hep bunu istemiyor muydun? Evet,
Tabii ki ben de bunu istiyorum Seyran. Ama yani... okulun var. Bence ben ikisini aynı anda yürütebilirim. Artık her şeyi unutmak istiyorum Ferit. Her şeyi geride bırakalım istiyorum. Önümüze bakalım istiyorum. Baksana, herkes bir yerden bizi bir şekilde yine ayırmaya çalışıyor. Hı hı. Benden çocuğun olsun ister misin? Ferit. Bu ne şimdi? Sen benden çocuğun olsun istemiyor muydun? Hayır, yani evet Seyran. Tabii ki. Tabii ki senden bir çocuğum olsun istiyorum Seyran. Ben sadece... Bana bak, sen şimdi böyle gece gezmeleri çıktın. Yani o... Onlara başladın diye çocuk yapma fikrinden vaz mı geçtin yoksa? Olur mu öyle şey Seyran? Ne demek? Saçmalama. Ne o zaman? Benim bu hayattaki en büyük isteğim... senden bir çocuğumun olması. En büyük isteğim. Ama ben... az önce dedemi... öyle görünce Seyran bir kötü oldum. Hala atlatamadım yani. O yüzden mal gibi gidiyorsun. Kusura bakma. Haklısın. Haklısın Ferit, özür dilerim. Ya bu haldeyken neler söylüyorum. Ben de özür dilerim Ferit. Dur ben sana bir ilaç getireyim. Çok gerildin sen. Tamam. Nerede kaldı bunlar ya? Ha? Anne. Anne yapamam lütfen. Beni şu anda buna mecburuz kızım. Ya anne ölürüm daha iyi. Ben o adamla evlenmek istemiyorum. Pelin sakın ha. Sakın bir kere daha ağzından ölüm ölüm duymak istemiyorum. Ya anne ya. Ya biz ne yaşıyoruz sen farkında mısın? Biliyorum. Biraz sabret kuzum, lütfen düzelecek. Ne zaman düzelecek anne? Söz veriyorum sana, çok yakında düzelecek. Nerede kaldınız? Yani bu neyin hazırlığı bu kadar ya? Haydi. Geç otur hadi sen de şöyle. Geç sen de. Geç buraya. Evet. Kıymetli hazirun, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Rabbim eda edeceğimiz nikah akdini dergahında kabul eylesin. Hayırlara vesile kılsın. Amin. Gelin hanım hazırlar. Damat bey, şahitlerimiz de hazır olduğuna göre nikaha başlayabiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enkihul eyyame minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. İn yekunu fukara'a yunihumullah. Vallahu vasi'un alim. Sadakallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي
فَمَنْ رَغِبَ اَنْ سُنَّتِي. Eserinle gurur duy. Kabul eylesin. Hayırlara vesile kılsın. Amin. Gelin hanım hazırlar. Bu ne lan? Hazır. Şahitler hazır olduğuna göre nikaha geçebilirim. Allah! Allah! Lan oğlum ne yapacağım lan? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Lan. Ne oldu? Oh. Ferit ne oldu? Oh. Ferit. Ferit korkutuyorsun beni, ne oldu? Ya. Seyran. Ferit. Artık kaldıramıyorum. Dayanamıyorum tüm bu olanlara. Çok sıkıldım. Çok bunaldım artık Seyran, çok. Ne yapacağım ben? Seyran. Dedem Seyran. Dedemin aşağıdaki halini gördüm. Ben o adama ne kadar kötü davranıyorum. Ne kadar kötü davrandım. Ya of. Lan o adam bana o kadar iyi davranırken Seyran. Benim şu yaptıklarıma bak ya. Benim şu halime bak Seyran. Adam bana diyor ki sen veliahtım olacaksın. Bu aile bütün şirket senin olacak diyor. Benim şu halime bak Seyran. Kimim ben ya? Ne yapıyorum ben? Ha? Ya dedeme bir şey olursa. Ha Seyran. Ya dedeme bir şey olursa. Ferit. Bana bak. Bana bak. Dedem hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Neden senin için ne kadar güzel şeyler düşünüyor. Ne kadar güzel şeyler söylüyor. Biraz buradan bak. Tamam.
Sen hem çok iyi bir torun hem de çok iyi bir baba olacaksın. Deden de bunları canlı kanlı görecek inşallah. Tamam Ferit. Ferit. Sen bir gün bu ailenin başına geçeceksin. Her şeyi en iyi şekilde o kadar iyi yöneteceksin ki. Eminim. Eminim. Öyle mi olacak Ziren? Gerçekten böyle mi olacak? Evet. Ve ben de her zaman, her daim senin yanında olacağım. Tamam? Ağlama. Ağlama lütfen. Ferit. Çok seviyorum. Ben de. Seni çok seviyorum Zehra. Ben de seni çok seviyorum. Ben dedeme bakacağım, iyi mi diye. Ferit. Her şey çok güzel olacak. İyi düşün, iyi şeyler olsun, tamam? Gel. Gelebilir miyim? Olmaz. Çünkü halan falan gelebilir her an. Gelsin. Yarın karım olmayacak mısın zaten? Sana bak böyle her şey oluyor bitiyor falan. Biz seninle bir türlü konuşamıyoruz ya. Nasılsın? Heyecanlı mısın? Ya da ne bileyim yarın hayatımızın en önemli günü sonuçta. Sevmediğin o kızla nasıl evleneceksin? Ya gerçekten mi ya? Ha? Ya bütün derdimiz benim Suna'yı sevip sevmediğim mi? Hı hı. Sevmiyorum. O kızcağıza baktığım zaman hissettiğim tek şey acımak. Nasıl olmam? Çok heyecanlıyım.
Yarın ikimiz için de bambaşka bir hayat başlayacak. Korkuyor musun peki? Tam aksine yani sabırsızlanıyorum. Sen? Peki? Sen korkuyor musun? Ya hiçbir şey hayal ettiğin gibi, düşündüğün gibi olmazsa? Bence hayal ettiğimden daha bile güzel olacak Fıstık. Nasıl emin olabiliyorsun? Seni mutlu edeceğime nasıl güvenebiliyorsun? Yani sonuçta beni o kadar tanımıyorsun. Tanıyorum. Gözlere baktığım zaman ben seni görüyorum, gerçek seni. Ve mutlu olmaktan başka hiçbir şey istemiyorsun. Doğru. Doğru. Ve ben mutlu olmak için her şeyi yaparım, biliyor musun? Yani bence asıl bundan kork. Çünkü öyle yarın öbür gün benden sıkılırsan, vazgeçmek falan istersen, benden kurtulamazsın. Çünkü ben mutlu olmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Artık. Ne mutlu bana. Ya şimdi olmaz. Yani her an halan falan girer. Zaten yarını beklemiyor muyuz? Peki. Öyle olsun. İyi geceler sana. İyi geceler. Seninle de hiç konuşamadık, bir şey olmuş gibi anlatmak ister misin artık? Şey... Gülgün anne. Hı. Ben bugün... İyi geceler. Artık neredeydin diye de sormayacağım. Sadece telefonlarıma cevap verme nezaketini göster. İşim vardı, açamadım Gülgün. Ne oldu? Baban rahatsızlandı. Ne? İyi mi? Şimdi iyi. Ama iyi olmasa da sana haber veremeyecektik Orhan. Yanında olamayacaktın. Yani aklı başında davranır mısın? Biraz kendine çeki düzen ver. Adam seni bu halde görmekten ne hale geldi ayrıca? Saçmalamayı kesecek misin Gülgün? Orhan baba, sakin olun. Yarın düğün var. Şöyle adam akıllı giyin eskisi gibi de. Adam seni görünce belki biraz sevinir, umutlanır. Ne düğünü ya?
Abi. Ne oluyor burada? İyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Hadi yürü. Gidiyoruz. Nereye lan gece gece? Yürü. Anlatacağım hadi. Ferit iyice manyadın ha sen de. Nereye oğlum? Bekliyorum seni Abed. Siz kimsiniz lan? Ha? Oğlum bekleyin oraya geliyorum bekleyin. Bak ananızın kucağına girseniz tekrar sizi oradan bulacağım. Tek tek alacağım. Bekleyin geliyorum. Şeho, gündüz giderdin gece gece nereye gideceğiz? Sana ne ulan? Sana hesap mı vereceğim nereye gidiyorum diye? Ha? Bunun kızı demeseydi bütün işimi gündüz halletmiştim. Bana bakın. Bu evden bir kişi dışarı çıkarsa ve bir oyun oynamaya kalkarsanız hepinizi yakarım. Haberiniz olsun. Senin kızın nerede? Cevap versene. Odasında abi. Nerede olacak? Güzel. Odasından dışarı çıkmayacak. Bu eve erkek sinek bile girse seni sorumlu tutarım. Anladın mı? Şimdi gidiyorum. Gebze'de bir işim var. Öbür gün akşam geleceğim. En kısa zamanda da nikah tarihi alacağız ve bu iş bitecek. Anlaşıldı mı? Anladın mı Ali? Emrin olur Şeyhmuz ağam. Güzel. Emrim olur. Emrim olur. Ve karına sahip çıkacaksın. Evde sana emanet yani. Tamam. Emri olur Şeyhmuz ağam. Gittiler. Bu yaptığın delilik biliyorsun değil mi? Yani Halis Ağa öğrendiğinde bu sefer kesin öldürecek bizi. Tabii biz buradan sağ çıkarsak. Kendine de abi. İyi işi yapacaksan Ferit, tam yapacaksın. Ben de tamamlamaya geldim işte. Oğlum, ya bu Şeyhmus denilen adam eninde sonunda öğrenecek. O zaman ne olacak peki? O öğrendiğinde Pelin burada olmayacak abi. Paris'e göndereceğim Pelin'i. Paris'e? Aynen. Sana detayları anlatacağım. Her şeyi kurdum kafamda. Uygulaması kaldı bir tek. Ferit. Sen delirdin iyice ha. Aynen. İyice delirdim ben abi. İyice. O herif o kızı zorla şoförüyle evlendirecek. Ben de burada oturup duracağım öyle mi? Yok öyle iş. Ceza nasıl kesilirmiş görsün bakalım. Pelin. Bak son kez soruyorum sana. Emin misin bak dayını öğrendiğinde çok kötü şeyler olacak? Eminim anne. Bundan daha kötü olmayacak hiçbir şey. Nikah tarihi alacağım dedi. Duymadın mı? Yani tamam ama... Aması yok. Ben burada duramam artık. Sen benim o çocukla evlenmemi mi istiyorsun? Saçmalama. İster miyim yani şöyle bir şey? O zaman. Anneciğim. Bak ben senin de burada kalmanı istemiyorum. Sen de gel benimle. Gelemem. Hem senin yokluğunu fark etmemeleri için... Benim biraz daha burada kalmam lazım. Burayı idare etmem gerek. Ama sen beni düşünme, boş ver. Ferit söyledi mi pasaportunu neden yanına almanı istemiş? Yani Ferit bu kurmuştur kafasında bir şey işte. Seni yurt dışına gönderecek biliyorsun değil mi? Karısından boşanmayacak. Kabullenebilecek misin bunu? Ferit. Oğlum, Seyran'a hiçbir şey söylemeyecek misin peki? Nasıl olacak yani bu Pelin'le çocuk sizden uzakta bir ömür böyle yurt dışında mı yaşayacak? Hayır abi, hayır. Öyle bir şey olmayacak. Bak bu hayatta hiçbir şey
benim için Seyran'dan daha önemli değil. Ben hepsini halledeceğim abi, bir dur. Şu an bunların konuşmanın yeri mi ya? Bir dur. Kırlı Hanım'dan mesaj geldi. Herkes uyumuş. Abim. Sağ ol. Her zaman, her koşulda beni yalnız bırakmadığın için. Eyvallah. Hadi bakalım. Dikkat et. Bekliyorum. Aferin lan Pırıl. Adam olacağına. Hazır mısın? Pasaportunu aldın mı? Haber vereceğim anne. Ferit. Pelin'e de bebeğe de çok dikkat et. Bundan sonra onlar sana emanet. İyisin değil mi? İyiyim. Ferit, sen niye pasaport almamı istedin? Anlatacağım, anlatacağım. Eve gidelim de anlatacağım, tamam mı? Gel. Gel, tutun bana. Thank you.
Pelo, burada kalacaksın sen bir süre. Dicle'nin odası sen, ben şu sağdaki. Orada kalırsın, tamam mı? İyisin değil mi sen? İyiyim, iyiyim. Ferit, sen beni burada mı saklayacaksın? Evet Pelo, yani buradan daha güvenli bir yer yok şimdilik. Hem yakınında da olursun. Sonra ben sana ev tutacağım. Nerede? Paris'te. Paris'te mi? Evet. Yarın evi tutacağım. Ertesi gün de gideceksin. Nasıl yani? Tek başıma mı? Hayır tabii, ben de geleceğim seninle. Yerleştireceğim seni oraya falan. Sonra döneceğim. Sonra döneceksin. Yani tabii karının yanına döneceksin. Aynen öyle yapacağım Pelin, evet. Ben sana bunu ilk gün de söyledim. Seyran'dan asla ayrılmayacağım ama senin için elimden ne geliyorsa yapacağım. Okey? Ben tek başıma mı kalacağım? Pelin bak, Allah Allah. Ya illaki annen de gelecek yanına Pelin. Yalnız kalmayacaksın. Belki ben de gelirim filan. Hem ne yapacaksın Pelin? Var mı başka bir alternatifin? Ömür boyu o dayınla ve onun şoförüyle mi yaşamak istiyorsun? Ne bu? Hayır tabii ki. Ne o zaman? Hayır. Ama karnımda çocuğunu taşıdığım adamla yaşamayı istemem. En doğal hakkım değil mi? Ya Pelo. Ferit. Seyran'ı seviyorsun biliyorum. Ama. Aması yok bu işin. Bak ben sana ilk günde dedim bunu. Bu benim seçimim değil. Değildi, sen geldin çıktın, sen karar verdin her şeyi. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Sen söyle. O kadar iyi biliyorsun ki. Şimdi buradan çıkıp Seyran'ın karşısına gitmeyeceğimi o kadar iyi biliyorsun ki. O herifle evlenmektense bunu kabul edeceğimi o kadar iyi biliyorsun ki. Ya sormuyorsun bile Ferit. Pelo nasıl olsa kabul eder diyorsun. Ama o kadar haklısın ki. Ben yine bütün bunları kabul edeceğim. Ve maalesef yine sen haklı çıkacaksın. Ama şunu bil ki, korktuğum için değil. Seni her şeyden, herkesten çok sevdiğim için. Her ne olursa olsun senin iyiliğini istediğim için. Alo. Bir ihtiyacın olursa. Biliyorum Ferit. Ben bir burada. Abi. Ferit.
Ne yapıyorsunuz siz burada bu saatte? Seyran. Ya beni uyku tutmadı Seyran. Öyle abiyle dertleşmeye çıktım biraz filan. Sen niye uyandın Seyran bu saatte? Uyku tutmadı beni de. Yani yanında da seni göremeyince bir bakayım dedim. Saçmalama Seyran. Üşüyeceksin böyle. Bekle, geliyorum. Biri mi var orada? Nerede? Müştemilat'ta mı? Ha. Yok. Orada Sultan'la Dicle kalıyordu. Artık kimse yok. Boş yani. Seyran. Gel hadi gidelim. Gel. Gel. Bir gün benim de elimi almayacaksın Ferit. Günaydın. Günaydın. Bugün daha iyi gibi sanki ha? Acıyor mu? Bugün nasılsın peki? Daha iyiyim. Dün abiyle konuşmak diye geldi. O da düğün mevzusundan dolayı biraz kötü üzülmüştü. Ne oluyor? Bir şey yok. Düğün hazırlığı. Ay. Allah'ım ne heyecanlıdır şimdi ya. Benim onun yanında olmam lazım. Sen bu düğüne karşıydın. Ne oldu bir anda? Yani bu saatten sonra onun yanında olmaktan başka bir seçeneğim yok ki. Madem bir şey denemek istedi, ben de onun sadece mutluluğunu görmek istiyorum. Bundan sonra da hepimiz için mutluluktan başka bir şey olmayacağına inanmak istiyorum. Ben de.
Adını anan gelin yatağını mutlu evli olan biri serer derler. İsterseniz biz bırakalım. Seyran Hanım'dan rica edelim. Yok yok, devam edin lütfen. Batıl inançları bırak anne. Hem insan sevdiğiyle evlenirse zaten mutlu olur. Ne yaptınız? Serin Hanım, işimiz bitti. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar. Hadi kızım. Tamam. Teşekkürler. Abla iyi misin? İyiyim. Niye iyi olmayayım ki? İyi ol, iyi ol. Yani o yüzden söylemedim. Şimdi heyecanlısındır diye soruyorum. Heyecanlı insanlar gergin olur ya. O yüzden sordum yani. Kötü bir şey söylemedim zaten. Merak etme. Doğru. Doğru. Sen zaten hep benim mutlu olmamı istersin. Hep iyiliğimi düşünürsün. Telefonda da öyle söyledi zaten bugün. Evet, tam da söylediğim gibi. Bunu istiyorum. Yanımdasın yani artık. Başka yerde olamam ki zaten. Hayırlı olsun bu arada. Bebek yapmaya karar vermişsin. Annem söyledi. Asla onu da istemem diyordun. Fikrin değişti tabii. Sevinmedin mi? Sevindim. Sevindim. Ama sadece bana biraz zamanlaması bana manidar geldi. Tam da bugün yani düğün günümde böyle bir bombayı patlatmış olman ilginç geldi bana tabii. Ya bir kere bugün, bir gün, sadece bir gün benim ön planda olmama izin vermiyorsun. Ne yapıyorsun sen abla? Ben bunu sadece anneme Ferit'e söyledim, tamam mı? Daha kimseye söylemedim yani, merak etme. Düğününden rol çalmak gibi bir derdim yok. Hah şöyle ya. Böyle yanımdaymışsın gibi davranma. Gerçekten hissettiğini, düşündüğünü göster işte bana böyle. Hatta söyle de ki bir hata yapıyorsun falan de, belki bir ihtimal ben vazgeçerim değil mi? Ben seni vazgeçiremem abla artık. Sen kararını vermişsin. Yaşayıp göreceksin. Ben seni vazgeçiremem ki. Ama sen benim mutsuz olacağımdan eminsin yani. Öyle mi? Emin misin? Nasıl eminsin? Ha? Bana söyler misin lütfen? Merak ediyorum, nasıl eminsin? Gel otur. Sevmediğini görebiliyorum. Abidin'e bakarken gözlerinde gördüğüm şey yok şu an sende. Daha düne kadar Abidin abiyi seviyordun. Ne oldu da bu kadar çabuk unuttun? Sen sadece kendini kandırıyorsun abla. Unutamadım. Unutmadım. Ama maalesef herkes senin kadar şanslı değil Seyran. Hayat hep istediğimiz gibi akmıyor.
bizim gibilerin önüne böyle mutluluk serilmiyor. Bizim tırnaklarımızı geçirip bir umut. O mutluluğu almamız gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Gel. Affedersiniz. Sunu Hanım'ı İfakat Hanım çağırıyor. Hazırlıkları gösterecekmiş. Tamam, geliyorum. Aa bak, Seyran'ın düğününe de gelmedin. Akşam Sunay'a bekleyeyim ha. Altını bekleyeyim senin bak. Hadi kapat. Yavaş takırdın la yavaş. Şuraya da şişe koyun. Hadi bakalım, bu tantananın tadını çıkar Antep Gülü. Bugün son mutlu olduğun gün. Suna, ne bu surat? Bak, kimseye kulak asma. Bugün senin yeniden doğduğun gün. İnsanlar yeni Suna'ya, yani bu yalının hanımına nasıl davranmaları gerektiğini öğrenecekler. Nasıl buldun? Hepsi bugün mü oldu? Hızla oluyor diye içine sinmeyen bir şekilde evlendirecek halim yoktu seni herhalde. Hayal ettiğin her şeyi elde etmeni istiyorum. İfakat Hanım, cateringçiler geldi de annem çağırmamı istedi. Tamam, geliyorum. Suna, ne nasıl olsun istiyorsan söyle, iste. Eğer güç istiyorsan, ona sahip olduğunu önce etrafındaki insanlara sen göstereceksin. Ha, bir saniye, o yazıyı buraya koymayın. Girişte kalsın. İfakat Hanım öyle söylememişti ama. İfakat Hanım'ın düğünü mü bu? Benim düğünüm mü? Dışarı taşır mısınız lütfen? Peki. Ne var, ne bakıyorsun? Hiç. Çabuk alışmışsın hanımlığa da. Ona bakıyorum. Alay mı ediyorsun bir de benimle? Estağfurullah. Benim ne haddi mi? Tebrik ederim seni Suna Hanım. İnşallah bir ömür mutlu olursun. Tamam. Tamam anne, hadi görüşürüz. Pelin, bilet işleri tamam.
Bak şöyle bir iki tane de ev şeyi var. Bakmak ister misin sen de? Tamam, sen seç işte birini. Ya Pelo. Ne? Ne Pelo Ferit? Ya ne bekliyorsun? Göbek mi atayım, mutlu mu olayım ben, ne yapayım? Tat tatlı ev mi bakayım burada seninle? Ayrıca ne olacak böyle, ne yapacaksın sen? Ömrünün sonuna kadar Seyran'dan saklayacak mısın bu durumu? Seyran'ı ben düşünürüm Pelo'cum. O senin işin değil, tamam? Ne oluyor lan? Kim o? Sen dur burada. Ve bak bakalım. Abi. Gelsene bir. Kahvaltı getirdim. İyi yapmışsın abi, eyvallah. Pelo, gel otur. Dünden beri bir şey yemiyorsun, hadi. Canım istemiyorum şimdi. Pelo'cum, yapma şöyle. Otur, ye bir şeyler işte ya. İstemiyorum diyordum. Oğlum kendin için değilsin, çocuk için. Yemesin lan Pelin'cim, biraz. Yok canım, istemiyorum. Ya, ya ne olacak ya? İstemiyorum. Ya didişmeyin Allah aşkına ya. Ya Pelo. Yapma, gözümü seveyim. Hadi gel. Bir şey yap. Aç değil. Allah, niye böyle yapıyorsun ya? Canım istemiyor. Allah Allah. Ya nereye? Pelo. Alo. Allah. Ne? Ne diyorsun oğlum? Sen doğru düzgün konuş. Ne olmuş? Oğlum geri zekalı mısınız siz lan? Kaçtı ne demek ya? Ne olmuş lan, kim? Sizin ben yaptığınız iş... Ne olmuş lan? Ya abi ne olmuş? Kim ya? Abla. İyi misin sen? Ne oldu? Seyran. Ne oldu? Seyran ben. Orada biri mi var? Biri bir şey mi dedi? Ha? Abidin abi bir şey dedi. Ne oldu abla? Anlatsana, ne kızlar oldu? Kızlar. Sunacığım hadi gel, sana bir sürprizim var. Seyran. Hadi sen de gel. Aferin. Aferin benim güzel kızlarım, aferin. Haydi. Hazırlığınızı yapın, yüzünüz gülsün. Hadi kardeş kardeş, yüzünüz gülsün. Haydi. Numara kimdir ya? Alo. Sen kimsin lan? Allah'ım bugün de, bugün de. Senin adın ne oğlum? Sen kimsin lan? Ben Seyran'ın babasıyım. Sen niye arıyorsun Seyran'ı? Taylan? Taylan kim lan? Ben tanımayayım. Sen bana söyle, ne diyeceksin? Lan bana söyle, ne diyeceksin? Sen bana söyle.
Ya abi nasıl kaçar bu herif ya? Nasıl kaçar bu herif lan? O adamların tek işi bu çocuğu tutmak. Ya bu Ferit, kadar. Ne yapayım oğlum? Tutamamışlar işte, Allah Allah. Ya neyi tutamamışlar abi? Ya siz delirtecek misiniz? Oğlum beni her şey düzelmiş derken. Bu mu yani? Bu mu olduk? Tamam abi? Bir sakin ol, tamam. Takviye gönderdim ben. Eve, işe, her yere bakacaklar. Bulacağız bir dur. Neyin takviyesinden bahsediyorsun sen? Lan bu herifler daha elindeki bağlı adamı tutamamışlar. Adam kaçmış. Nasıl bulacaklar şimdi? Tamam Ferit, ne? Tamam mamam yok abi bu işin. Tamam mamam yok. Tamam. Buna izin vermeyecektin abi. Allah'ım. Sürpriz. Sunacığım, gönlüne göre seç. İstersen iki tane seç. Gecenin başında birini, sonunda birini giyersin. Şaştı kaldı tabii biraz. Yani sana gelinlik alacağız derken içine sinmeyen bir şeyle seni gelin edecek halim yoktu herhalde. Abla, iyi misin? Suna, baksana kızım ne kadar güzeller. Gerçekten çok güzeller. Denemek istemez misin? Kızım, giysene bir üstünde görelim. Çocuk için en azından belince biraz bir şey yaşasın, biraz bir şey yaşasın. Evet. Sen Taylan mısın? Benim. Nedir lan bu kadar acil olan? Ne diyecektin kızıma? Ya ben sizin kızınıza çok önemli bir haber verecektim ama kısmet sizeymiş diyelim. Şöyle göstereyim. Buyurun buradan yakın. Nasıl böyle güzel mi? İyi, evet. Bir ömür boyu mutluluklar. Çok güzel oldunuz. Ay çok güzel.
kadar olmuşsun. He. Suna. Ben evlenirken anam bana kızlar anaların kaderini yaşar dediydi. Öyle de oldu. Benim babam da sizin babanız gibiydi. Ama şimdiki ben sana öyle demeyeceğim. Çünkü siz benim kaderimi yaşamayacaksınız. Siz sırf kendi kaderinizi değil, ananızın kaderini de değiştireceksiniz. Allah'ım nasip ederse çok mutlu olacaksınız inşallah. Ben de sizin mutluluğunuzla mutlu olacağım. Allah'ım sen benim yardımcım ol. Buyurun. Hazır mısın? Bu kadar büyüdün ha? Çok yakışıklı olmuşsun. Çok. İnsaf etseydin biraz kızı oğlum. Ne oldu şimdi? Vazgeçirmek için tatlı dilini mi kullanıyorsun dünüm? Yok, artık vazgeç falan demiyorum. Dedene söz verdim. Bir damat annesine yakışır olacağım dedim bu gece. Öylece salınacağım. Sen. Halis dedeye söz verdim ve tutacaksın. Ne yapayım? Şu saatte yapacak başka bir şeyim var mı? Bana bir şans bıraktın mı? Dünüm. Senin hep bir planın vardır. Neyin peşindesin? Hiçbir şey. Sen haklı çıktın. Ben çuvalladım. Senin planın tıkır tıkır işliyor. Ben de akışa uyuyorum öyle. Tabii. Tabii. Ben aptalım çünkü. Biz tanışıyoruz Nünüm, biliyorsun değil mi? Bak. Benim planım tıkır tıkır işliyor. Biz planımın sonuna gelmek üzereyim. Eğer bozacak olursan. Bozacak olursam ne? Bak. Söyle ne yapacaksın? Hiçbir şey. Aa, saçmalıyorsun ama artık. Hadi yürü. Gelini görmeye gidelim. Lan Ferhat. Lan Ferhat. Ben sana göstereyim lan. Şu imzalar bir atılsın, ben sana göstereceğim plan Ferit. Kızlar, hadi ben bir babanızın yanına gideyim. Seyran, Seyran sen biraz kal, olur mu? Seyran, abla önce ben. Ben
Özür dilerim abla. Yani bugün dediklerim Abidin abi hakkında falan, yani konuşmamalıydı böyle bir günde. Özür dilerim. Zehra. Ablacığım. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Of. Abla ne oldu sana ya? İyi misin sen? Sabahtan beri bir... İyi gibisin. Ne oluyor? Çok mu heyecan yapıyorsun? Ne oldu abla? Şş, bana bak. Son dakika beni kaçır falan demeyeceksin değil mi yine? Yok ha? yok. Ha. Böyle, bu sefer öyle bir şey değil. E ne o zaman abla? Söyle hadi. Seyran. Abla. Ben... Bugün bir Abidin'in yanına uğradım. Abidin'i sevdiğini mi anladın? Hata yapıyorum falan mı diyeceksin? Abla ne oluyor? Öleceğim artık meraktan. Anlatır mısın ya? Ne oluyor? O arada yani bugün... Ne ettiniz burada ya? Ha ne ediniz? Piknik mi yapıyorsunuz ya? Ananızı da aşağı göndermişsiniz. Ya onlar göndermediler. Ben kendim çıktım. Sen sus! Karışma! Seyran, Seyran. Sen gene ablanı buraya doldurmaya mı geldin ha? Hayır baba, ne alakası var ya? Heyecan yapmış, onu konuşuyorduk. Hmm, ben seni bilmeyeyim mi? Ha, seni bilmeyeyim mi? Sen gene onun beynini yıkamaya geldin değil mi? Hayır baba. Ne hayır baba? Ben senin aklındakileri bilmeyeyim mi kız? Ha, bilmeyeyim aklındakileri. Yürü, yürü, yürü. Ya, yürü. Bu düğün bensiz başlamayacak, anladım. Ben söylemeyince başlamayacak. Yürü ya. Tamam baba, bir dur çıkacağız, tamam. Buyurun. Çok güzel olmuşsun. Değil mi anne? Evet, çok. Ha, tabii. Benim kızlarım her zaman güzeldir zaten. Hadi nikah memuru da geldi, haydi ya, haydi. Beni delil etmeyin, haydi. Kazım Bey, biz sakin olsaydık keşke. Her şeyin bir sırası var. Neyse, biz de kaçalım artık. Düğünden önce damadın gelini görmesi uğursuzluk getirir, Allah korusun. Abla, ne söyleyeceksen şimdi söyle hadi. Ya hadi kızlar, babanız delilendi gördünüz. Sonra konuşursunuz ne konuşacaksınız, haydi. Tamam. Ablacığım bak şu bir nikah bitsin. Hemen tamam mı? Hemen söyleyeceğim sana. Tamam. Korhan. Seyran Korhan. Pek yakışıklı olmuşsunuz bakıyorum. O sizin güzel bakan gözlerinizdir. Ben acaba diyorum. Bu gece. Yani tabii eğer müsaitseniz. Beraber böyle romantik bir gece mi geçirsek? Memnuniyetle. Ya bakarsınız belki bir çocuk falan yaparız ha? Herhalde. Emrinize amadeyim. Bu gece sizin. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum biliyorsun ama.
Alo Zerrin. Nikhet, aklım sizde. Belli etmedin değil mi söylediğimi? Yok yok, merak etme, kimse bir şey bilmiyor. Aklın kalmasın, Pelin de iyi. Burada her şey yolunda. Hadi bay bay. Haydi yav haydi. Haydi geline damat geliyor. Haydi buyurun buyurun buyurun. Her şey hazır mı? Buyurun. Geliyorum, yoldayım, az kaldı. Zamanında haber verseydin. Bizim de yeni haberimiz oldu, çabuk ol. Bana bak, bunların kıza ne yaptıkları belli değil ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? O Ferit'le Halis'i analarından doğduklarına pişman edeceğim. Yoldayım, geliyorum. Biraz sonra oradayım. Bekleyin. Bas oğlum sen de gaza, bas. Kusura bakma Zerrin. Benim de oğlum, senin de kızın kurtulacak. Abidin abi. Nasılsın Pelin? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim. Sen niye düğünde değilsin? Burada olmak şu anda benim için daha iyi. Bu işler neden bu kadar zor abi? Suna Şanlı, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür irade ve arzunuzla Kaya Sönmez'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
kaya sönmez. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, kendi özgür irade ve arzunuzla Suna Şanlı'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Halis! Halis! Aga! Bana yanlış yaptın. Torunun da bana yanlış yaptı. Kız nerede? Ne oluyor be? Bu ne cüret? Kız nerede? Lan sen kimsin? Bana baban okumayın. Ben sana ne dedim? Bu iş bitti dedim, değil mi? Pelin nerede? Ne dedi o? Afedin. Olay var, koş. Koş, olay var. Pelin nerede? Herkese soruyorum. Pelin nerede? Ne Pelin'i be adam? Ne saçmalıyorsun sen? Sen kim oluyorsun da bizim düğünümüzü basıyorsun? Halis. Aga. Bak, bana maval okuma. Ben size bu işin olmayacağını söylemiştim. Beni dinlemediniz. Kız nerede? Bana hemen kızın yerini söyle. Hemen. Ferit. Kız nerede? Ferit. 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 Pelin nerede lan? Son kez soruyorum. Pelin nerede diyorum sana? Pelin. 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 Nükhet teyze. Pelin koş. Ne oldu? Ne oldu? Koş. Ne oldu? Dayım Ferit'i öldürecek. Koş. Ne? Ferit'i öldürecek ne? Dayım koş. Koş. Ferit. Ferit. Be adam. Akşam akşam belanı mı arıyorsun sen ha? Çek git buradan, yoksa elimden bu kaza çıkacak. Bak, bu torunum da öldürürüm senin. Bu evi de yakarım. Kız nerede lan? Bırak bunu! Bırak bu! Elin nerede? Bırakın torunumu! Elin nerede? Bırak! Seni başınıza yıkarım. Benim nerede diyorum? Bırak lan oğlum. Kız nerede? Dayı! Dayı!
Sensiz yaşayan mı? Sessizlik, sessizlik, sessizlik çınlıyor sokaklarında. Bir ışık, bir ışık. Sana demiştim değil mi? Ferit döner dolaşır, sonunda yine bana gelir demiştim. Dönüyor. Ocaklarında var mıdır bir bildiği, yok mudur hiç çaresi, bu hak değil, hüküm değil. Duymuyor mu hiç bizi, kör mü artık gözleri, bu kader değil. Kader değil, yıkılıyor hayat, kırılıyor zaman, devriliyor üstümüz. Seni çok seviyorum. Duvar değil, hep sevmedim. Direniyor umut. Ölene kadar. Ölene kadar sadece seni seveceğim seni. Filizlenip yükseliyor bir çocuğun avucunda, yıkılıyor hayat, kırılıyor zaman, devriliyor üstümüze, duvar değil bir insan, direniyor umut, dayanıyor karanlığa. İzlenip yükseliyor bir çocuğun avucunda. Ölene kadar hep benim ol Ferit. Sadece benim. Hiç bırakma beni. Hep senin olacağım. Hep. Asla Zeyrem. Bak. Asla bırakmayacağım seni. Allah'ım dedim. Ferit'ten bir çocuğum olsun. Hem de bir oğlum olsun. Çok istiyorum diye dua ettim. Yıkılıyor hayat. Kırılıyor zaman, devriliyor üstümüze, duvar değil bir insan, direniyor umut, dayanıyor karanlığa, filizlenip yükseliyor bir çocuğun avucunda. Yok mudur hiç çaresi, bu hak değil, hüküm değil. Duymuyor mu hiç bizi, kör.